Selamünaleyküm değerli abonelerim ve yeni gelecek olan arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar, kızımızın kombini nasıl olmuş, güzel mi? Şimdi bu gördüğünüz bebeğimizin üzerindeki bütün kıyafetlerin anlatımını sırayla yapacağım. Çanta, kost ve şapkamız, hırka, tişört ve de şortumuz var. Bunları hepsini sırayla anlatacağım. Bu bir istek videosu olacak. Bunu değerli abonelerimden Esra Hanım Instagram'dan bana birkaç tane fotoğraf gönderdi. Hepsini sırayla anlatacağım inşallah. Şimdi anlatıma başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlıyorum arkadaşlar. Öncelikle bir ön anlatım yapmak zorundayım hanımlar. Bu hırka bana gönderilen fotoğrafta şöyle tek renkti. Yeşil şuralarında yoktu. Bunları ben yaptım. Yani bir renk katsın diye. Şurasına bakın, tahta boncuklar diktim. Bu hırkanın bunu ben sık iğneyle ördüm. Yani modelde öyle olduğu için sık iğneyle ördüm. Ama şimdi sık iğneyle anlatmayacağım. Düşündüm, fazla o kadarına gerek yok. Çakma sık iğneyle de gayet güzel olur diye düşünerek yaptım. Yapacağım şimdi anlatımını. Bunu 24 zincir üzerine yaptım. Biraz dar oldu. Bunu yaptığım zaman ben şehir dışındaydım. Yanımda bebek olmadığı için göz kararı yaptım. Biraz dar oldu. Şimdi daha geniş sayıda size anlatacağım inşallah. Şöyle onu 24'tü. Bunu 29 zincir çektim. Şöyle bir zincirimi kenara yağlıyorum. İkinci zincire batıyorum. Bir, iki, Bismillahirrahmanirrahim dedim mi? Hatırlamıyorum. 3, 4, 5. 5 tane yaptım bakın. Çakma, sık iğne. Şimdi altıncının içine 1, 2, 3. 3 tane yaptım. Tekrar devam ediyorum. Diğer zincire geçtim. 1, 2, 3. Dördüncüye yine artırma yapacağım. 1, 2, 3. Ya bu boyundan başladık hanımlar. Bu öyle yapılıyor. Şimdi ben bunu fotoğrafa bakarak yaptım hanımlar. Sayılarını dediğim gibi kendim ayarladım. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane ördüm. Şimdi buradan hanımlar saymak zorundayım. Bu arka sayıyı belirlemek için. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane kenarına koyduk buraya. 6.'ya yaptık. 1, 2, 3, 4, 5. Pardon. Yanlış saydım. 2, 4, 6. Ön kısmı 2, 4, arka. Pardon, omuz. Şimdi arkayı artırımını yapmak için buradan kaç tane daha yapacağız? Buraya artırma yapacağımız için. Hemen şöyle bak. Devam ediyorum. Parmağımı orada tutuyorum. Sonra sayacağım. 5 tane yapmışız? Arkaya kaç ilmek düşmüş? Sık iğne diyelim. İlmek demeyelim de. Şöyle bakın. Buradan sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane. 9 tane arkaya kalmış hanımlar. Şimdi hemen artırımımı yapıyorum. 1, 2, 3. Şimdi sayacağız hanımlar arayı. Omuz kısmını. 1 yaptım. 2, 3. 3 tane yaptım omuzuna. Şimdi diğer önün artırma işlemini yapıyoruz. 1,
2, 3. 3 tane arttırdım. Şimdi burada bize 5 tane sık iğne lazım. 1, 2, 3. 2 katlı olduğu için yaralıyor bazen. 4. Sonuncuyu da yapıyorum. 5 tane sık iğnemiz oldu hanımlar. Şöyle üçünü birlikte çekiyorum. Evet. Şimdi bir zincir çektim, geri döndüm. Tığıma yine ip alıyorum. Aynı şekilde sık iğnelerimi yapmaya devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane zaten bizim şey vardı. Pardon, 5 taneydi. Şimdi bakın 6 tane oldu. 7.ye yine aynı şekilde 1, 2, 3. Artırmamı yaptım. Devam ediyorum. Arkaya geçtim. Pardon, omuza geçtim. Hep karıştırıyorum bugün yine. 2, 3, 4, 5. 3 taneydi. Bakın şimdi 5 tane oldu omuz kısmı. Hemen artırmamı yapıyorum. 1, 2, 3. Arkaya geçtim şimdi. Arkaya bu şekilde. Diğer omuzu da bu şekilde yapacağım hanımlar. Geri döndüğüm zaman yine aynı şekilde bu ilk hani 3 tane var ya burada. Onun tepesinde yine artırıyoruz. Şuraya kaç tane artırmışım bakacağım hanımlar. Bunu nasıl ölçeceksiniz? Diyelim ki daha büyük bebeği yapıyorsunuz. Tutacaksınız, omuzuna sarıp şu koltuk altına gelince artırmayı bırakacaksınız. Şimdi ben burada kaç sıra yapmışım? 1, 2, 3, 4, 4 sıra yapmışım ve bırakmışım artırmayı. Sonra kolu ayırmışım. Şimdi bu şekilde ben devam edeyim. 4 sıra örüp döneceğim. Bunlar ben diğerini saydım. 5 kaç demiştim? Onu 5 4 sıra demiştim ama 5 sıra örmüşüm. Şimdi bunu da 5 sıra ördüm. Hani diyeceksiniz ki o da niye bunu fazla sayısı fazla yaptığınız halde öyle ördünüz? Çünkü zaten o biraz dar olduğu için bunu da aynı sayıda yaptım ki geniş olsun diye. Şimdi hanımlar bakın ölçüyorum şöyle. Şöyle ölçüyorum hanımlar. Ucu ucuna denk geliyor. Bakın iyi geniş oldu bu. Diğeri dar olmuştu ben göz kararı yaptığım için. Bakın şöyle hanımlar tutacağız. Kolumuz ne olmuş? Bakın tam denk geliyor. Şöyle kolu buradan buraya birleştirecek kadar oldu mu yeterli. Şimdi bunu biz böyle devam edeceğiz. Edeceğim. Şimdi geleceğim. Bakın. Kolu ayırmak için. Ayrıca bu hırkayı hanımlar fotoğrafta daha uzundu. Şöyle şuralarına kadar iniyordu. Ben çabuk bitsin diye boyunu biraz kısa tuttum. Hatta bunu daha kısa yapacağım. Boyu hiç önemli değil. Hani anlatmak için önemli değil. Siz istediğiniz boyutta yapabilirsiniz. Onun için sadece ben sayılarını veriyorum. Anlatımını yapacağım. Boyunu siz istediğiniz kadar ayarlayabilirsiniz. Şimdi ön kısmı örüyorum. Şöyle bakın. Geleceğim ortaya artırma yaptığım yere dek öreceğim. Bakın artırma yapmışım. Burada 3 tane var. Birinciyi örüyorum. Ördüm. İkinciye tığımı taktım. Geliyorum buraya. Bakın hanımlar şöyle katlıyorum. Bakın şuraya. Buradaki üçüncünün içine batarak hepsini birlikte çıkarıyorum. Bakın kolumuzu ayırmış olduk. Şimdi tekrar devam ediyorum. Tığıma şöyle ip aldım. Aynı şekilde örüyorum. Diğer kolu da aynı şekilde birleştireceğim. Buradan sonrası daha çabuk bitiyor çünkü çabuk ilerliyor. Çünkü ilmek sayısı azaldığı için. Ben şehir dışındaydım hanımlar. Bir hafta ara verdim.
paylaşım yapamadım. Şöyle yani şehir dışında daha çok kaldım da öncesinde çektiğim videoları açtım. Ama 15 gün kaldığım için yetmedi tabii. Hemen geldiğimde ayağımın tozuyla hemen video çekmek istedim. Şöyle bakın. Geldim şimdi ortaya yine. Birinci, üç tane vardı. Birine yaptım. İkinci yatağımı taktım. Şöyle ipimi alıyorum. Tığımı taktım. Hemen geçtim buradaki bir, iki, üçüncü artırmamız geçtim. Şöyle hepsini birlikte çekiyorum. Bayağı birikti istek videolarım. Onun için dediğim gibi ayağımın tozuyla hemen video çekmeye başladım. Sırayla anlatacağım. Çok var. Siparişlerim de var. Ayrıca istek videolarım bayağı birikti dediğim gibi. Şöyle devam ediyorum hanımlar. Bundan sonra hiçbir şey yapmayacağız. Yani artırma, eksiltme yok. Düz bir şekilde şöyle gidip geleceğiz. Şöyle batıyorum. Bakın aynı şekilde. Şu koltuk altına gelince burayı da bir göstereyim. Şimdi ben bunu kıyılarını falan da anlatacağım. Videom çok uzamasın diye kısa yapacağım dediğim gibi. Bakın şu ortaya, şu koltuğun hemen altına da bir tane yaptım. Devam ediyorum. Videom çok uzun olunca sıkıcı olabilir düşüncesiyle kısa tutmak için hemen kenarın ve kol yapımını da gösterip bitireceğim. Şöyle devam ediyorum hanımlar. Diğer koltuğun altına da gelince göstereyim. Bakın şimdi sık iğne olsaydı hanımlar bunun inanın yarısı kadar olacaktı. Sık iğne çok zaman alıyor. Böyle olunca yine bir sıra fazla atmış oluyor. Yani yarısı demeyeyim de yarısına yakın biraz fark edebilir. Bir de şunu söyleyeyim hanımlar. Aslında en başına söyleyecektim de unuttum. Bunu hani ben bu şekilde yapınca çok zamanımı alacak diye düşünüyorsanız bakın hemen ortaya batıyorum. Koltuğun hemen altına. Trabzan. Normal trabzan da yapabilirsiniz ama trabzanda bunları şu mesela ben 5 sırada yaptım ya. Dediğim gibi 3 sıra ördükten sonra bebeğinizin burasını tutun. Sayısını bakın koltuk altına kadar iniyorsa iki taraflı omuzu öyle devam edin. Yani trabzan da olabilir. Ama o zaman mutlaka şu arka ve ön omuz kısmının sayısını iki tane fazla tutun. Çünkü sırayı hani 5 sıra değil de 3 sıra öreceğiniz için sayı az olabilir. Çünkü bunda her sırada artırıyoruz ya. Orada artırma olmayacağı için tabii 3 sırada ne kadar artıracaksınız ki? Değil mi? 3 sırada 3'er taneden 9 tane artırmış olursunuz bir şeyde. Onun için 2 tane fazla tutmanızı tavsiye ederim şu arayı. Şu omuz şurayı. Omuzu dar olmaması için. Şöyle devam ediyorum. Ama bu şekilde ben biraz öreyim. İstediğim boyuta gelene dek hiçbir şey yapmayacağız. Bundan sonra bu şekilde bakın devam edecek. Gidip geleceğiz. Böyle. Bakın. Biraz boyunu öreyim. Şöyle şuraya kadar. Sonra etrafının anlatımını yapacağım. Bu kadar ördüm. Bedenini tamamlayacak kadar hanımlar. Bu ben hani anlattığım için bana yeterli şu an için. Bunu ben sonra daha sonra uzatacağım. Boyunu istediğim boyuna gelene dek öreceğim. Şimdi bakın son sık iğneme de battım. Aynı yere bir zincir çektim. Tekrar battım. Şimdi bu ön kısmını bu şekilde hanımlar ön ve şöyle bakın. Buradan geleceğim böyle dolanacağım. Ta şu aşağıya kadar. Bu şekilde sık iğne yaparak devam edeceğim. Hiç atlamıyoruz hanımlar. Yoksa çeker. Şu bütün döndüğümüz sıralara
Birer tane sık iğne yaparak, sık iğne değil, çakma sık iğne diyelim. Onu yaparak bu şekilde devam edeceğim hanımlar. Diğerini nasıl yaptıysam aynı şekilde bunu da size öyle gösteriyorum. Bakın her sıraya döndüğümüzde oluşan her sıraya birer tane sık iğne batıyoruz. Şimdi şu köşeyi göstereceğim. Onun için kapatmadım. Bakalım geldim. Az kaldı. Şimdi hanımlar burada ne yaptım? Bir zincir çektim. Aynı yere tekrar battım. Çünkü böyle bir köşe oluşması gerekiyor. Ama burada şu yaka kısmında yaka kısmı şöyle oval gelmesi için buraya öyle bir işlem yapmıyoruz. Şimdi battım, son battığıma hemen devam ediyorum. Bakın hiç aynı yere batmadan bu yaka kısmında bu şekilde yaparsanız yuvarlak bir şekil alır, daha güzel olur. Bakın yakaya döndüm. Bütün hani ilk zincir çektik de başladık ya, onların herisine birer tane batarak bu şekilde devam edeceğim. Hiç atlama yapmadan. Bu şekilde geleceğim buraya. Burayı da aynı şekilde zincir çekip hani tekrar batmadan direkmem. Buraya batıp hemen buraya geçeceğim. Bu köşede yine bir tane yapıp zincir çekip bir daha batacağım. Buralar köşe oluşması için. Burası da yuvarlak olması için. Aynı şekilde buraya kadar geleceğim hanımlar, tekrar geri döneceğim. Buraya kadar gelin, tekrar devam edelim. Evet hanımlar, buraya kadar geldim. Burada bir zincir çektim, geri döndüm. Hemen bakın böyle. Bu şekilde yine bir daha örüp buraya geleceğim. Buradan tekrar aynı şekilde örüyoruz. Bir daha buraya kadar geliyoruz. Yani 3 sıra örmüş oluyoruz. Ondan sonra buraya geldikten sonra da şurayı bir sıra gittim ve ipimi kırdım. Sonra şeyi yapıyoruz. Bakın. Dediğim gibi hanımlar, bu boyunu istediğiniz kadar uzatabilirsiniz. Şimdi diyelim ki buraya kadar geldik, ipimizi kırdık. Yani şu şurası 3 sıra olacak. Buraya geliyoruz. Buradan dönüyoruz. Bir daha buraya dönüş yaptığımızda buradan düz sık iğne çakma işte yaptığımız aynı örgüyü devam edip buraya gelip ipi kırıyoruz. Sonra da şu işlemi yapıyoruz. Bakın bunu nasıl yapacağımı göstereceğim size. Şöyle başlıyorum bir yerden. Bunu diyorum ya, fotoğrafta yoktu bu. Bana gelen fotoğrafta. Ben daha güzel görüneceğini düşünerek böyle yaptım. Şimdi tığımı, ipimi sabitledim. Hemen geriye batıyorum. Bakın. Bunu biliyor, birçok yerde görmüşsünüzdür. Patik kıyılarını özellikle yapıyorlar. Bakın tığımda ip var. Böyle. İkisini birlikte çekiyorum. Tekrar buraya batıyorum. Böyle. Şöyle devam ediyorum. Bu şekilde bakın. Kırmızının üzerinde beyaz çok güzel durdu. Krem. Beyaz değil de. Hiç zincir çekmiyoruz. Hep geriye geriye batıyoruz. Çıkardım. Hemen taktım buraya. İkisine birlikte çıkıyorum. Bakın hemen geride. Hep geri geri gidiyoruz. Şöyle. Bu şekilde. Hanımlar yapacağız. Etrafını her yerini böyle dolanacağız. Kol ağzını yapacağız. Eğer isterseniz yapın. İstemezseniz öylece bırakabilirsiniz. Yani orijinalinde öyle bir şey yoktu. Şimdi hanımlar şu kolu ben başlayacağım. Kolu göstermem gerekiyor. Nasıl yaptığımı. Şimdi kol döne döne olacağı için hep dönerek yapınca farklı bir örgü oluyor. Yani bunun gibi olmuyor. Git gel yaptığı gibi olmuyor. Nasıl yapacağız ki git gel aynı bu çizgiler oluşsun, onu göstereceğim size. Buradaki ipimi kırmadım. Çünkü ben bunun boyunu uzatacağım. Daha sonra
Şimdi başka ipin ucunu aldım. Bakın şu ilk koltuk kısmından başlıyorum. İpimi sabitliyorum buraya. Şöyle biraz daha alayım. Sıkıştırdım. Hemen sık iğnelerimi yapmaya başlıyorum. Sık iğne değil, yani çakma sık iğne. Tığıma ip aldım. Devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5. İpi de arada kaybetmeye çalışıyorum. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bakıyorum, diğeriyle aynı sayı olmuş mu? 12, 13, 14. Evet, olmuş. 16 taneydi. Diğeri de, bu da 16 tane oldu. 15. Sonuncuyu da yapıyorum. Şu, bakın, ilk hem koltuğun hem tam köküne, koltuk altına diyelim, köküne diyorum. Şöyle bak, battım. Şimdi ilk yaptığım zincire geçişimi yapıyorum. Şimdi bakın hanımlar, böyle bir sıra döndüm. Şimdi geri dönüyorum. Yani şu görünüm olması için. Ya kollar farklı olma. Bu şekilde dönerseniz bu görünüm olmaz. Dönüyorum geriye. Bütün sık iğnelerin üzerine aynı şekilde hiç atlamadan batıyorum. Yani bir tersten bir düzden öreceğiz hanımlar. Ki aynı görüntü olsun. Diğeri mesela, o da 16 sık iğneydi. Ama onu sık iğne, dediğim gibi sık iğne yaptığım için, bunun gibi çakma sık iğne olmadığı için o biraz dar oldu. Ama bakın bu normal, daha geniş oldu. Eminim çok daha rahat giyilip çıkarılacak, çocuklara uğraşmadan. Hanımlar, ben bu yaptığım bütün örgülerden, yani sayfamda gördüğünüz tüm işleri hepsinden sipariş alıyorum. Siz de sipariş vermek isterseniz eğer Ayşegülce Fikirler Instagram ya da Facebook'tan benimle iletişime geçebilirsiniz. Bakın buraya geldim. Kaydırma yöntemiyle geçişimi yaptım. Bir zincir çektim, geri döndüm. Şimdi düz tarafa döndüm. Yine aynı şekilde hemen zincirin köküne batıyorum. İlmek eksilmemesi için. İlmek diyorum, sık iğne. 2, 3. Bu şekilde bakın hanımlar, böyle döne döne gidiş geliş yaparak, yani döne döne değil, hem tersten hem düzden örüyoruz. Yani şöyle aynı şey üzerine gitmiyoruz. Bir sıra tersten, bir sıra düzden gelip orada birleştirdikten sonra geri dönüyoruz. Terste ise düze dönüyoruz, düzde ise terse dönüyoruz. Az kaldı. Şimdi bir daha göstereyim. Yeterli sanırım, bu kadar. Eğer anlamadığınız bir yer olursa ya yorumlarda çok iyi anlatamayabilirim aslında. Sosyal medya hesabınız varsa Instagram ya da Facebook'tan benimle iletişime geçip anlayamadığınız yeri sorabilirsiniz. Şimdi bakın geldim buraya, bitti. Hemen çekmiş olduğum zincire geçişimi yaptım. Bir zincir çektim. Şimdi ters tarafa dönüyorum. Bakın döndüm terse. Şöyle iç, bakın iç kısmından geliyorum. Buraya geldiğim zaman tekrar dönüyorum, düz tarafa geçiyorum. Şöyle göstereyim, bakın hanımlar, kolumuza gayet iyi oldu. Bu biraz dar olmuş. Gayet güzel, zengin bir kol oldu. Bu şekilde ben bunu devam edeceğim. Şimdi tersten gideceğim. Buraya gelince birleştirip düze döneceğim.
Öyle kol boyu, bebeğimizin boyu ne kadarsa onu orana dek o şekilde devam edeceğiz. Sonra ipimizi kırıp ve şu kıyı yaptığım işlemi yapacağım. Dediğim gibi ben bunun boyunu uzatacağım. Böyle yani bu kadar kısa olmayacak. Hatta daha uzun yapmak istiyorum diğerine. Sık iğne olduğu için biraz sıkıldım yani bitmedi. Şuraya kadar indirmek istiyorum. Bitmiş halini de ekranına koyabilirim belki daha sonra. Evet, umarım Hırka'nın anlatımına memnun kalmışsınızdır. Şöyle bakın şu şortumuzun anlatımını yapacağım. Şunu dikkatinizi çekerim. Bakın belinde kemerimiz var. Şöyle bu şekilde bu bluzun da şapkanın da hepsinin de anlatımını sırayla yapacağım. Yeni paylaşımlarda, yeni fikirlerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.